Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aziz Kancar. Bugünkü aracımız Ford Fiesta 1.6 benzinli titanyum paket. Şöyle en başta her zaman yaptığım gibi etrafında döneceğim. Bu makyajlı kasa arkadaşlar 2013 yılında makyajlandı. Makyajın en büyük belirtileri ön yüzünde zaten. Şöyle göstereyim, ön ızgara yenilikçi Mondeo ve Focus'tan da gördüğümüz ön ızgarası böyle. Farları led geldi, gündüz farları geldi şuraya. Yine mercekli ama sarı ampullü farı var. Şuraya led geldi makyajdan sonra. Bir de şöyle jantları değişti titanyumlarda. Eski titanyumlarda bu jant yok arkadaşlar. Şöyle etrafında döneyim ben aracın. Şöyle döndükçe arka stopunda içinde şöyle bir değişiklik oldu. Şu kısmında başka bir değişmesi yok. Arkası tampondur, bagaj kapağıdır. Hepsi aynı. Yani makyajda ön panjur, far ve jant ile arka stop değişmiş oldu. Etrafında döndük arkadaşlar. Şimdi arabanın içine geçeceğiz. Anahtarını göstereyim. Anahtar da yine eski kasa ile aynı. Bakın şöyle açma, kapama ve iki tıkla bagaj açılıyor. Sustalı bir anahtar. Eski kasa ile aynı. Şöyle göstereyim. Şimdi arabanın içine geçmek istiyorum arkadaşlar. Ha, şunu da söyleyeyim. Önceden bakın titanyumlarda elektrikli katlanır ayna vardı. Kapattığınızda aynalar otomatik kapanır, açtığınızda otomatik açılırdı. Ama bu özellik makyajdan sonra kaldırılmış. Titanyumlarda standart olan bir özellik artık yok. Şöyle içine geçmek istiyorum. Evet, geldik içine arkadaşlar arabanın. Makyajdan sonra arkadaşlar bu Fiesta'ların koyu renklerde çift renk özelliği, çift renk torpidosuna devam etmişler arkadaşlar. Önceden böyle vişne çürüğü, gül kırısı tarzı bir döşeme, kırmızı siyah ya da kırmızı koyu mavisi bir döşeme vardı. Şimdi yenilerde taba rengi, tamamıyla taba rengi ve siyahın birleşimiyle oluşan bir şey kullanıyorlar arkadaşlar. Artık yeni makyajdan sonra şöyle kontağı da açayım, biraz ışık vursun. Gerçi görünüyordur muhtemelen. Şurası siyah, şurası taba rengi ve şuraya piyano bilek eklenmiş arkadaşlar makyajdan sonra. Şurası böyle komple piyano bilek. Vitesin etrafından tutun da dijital klimanın etrafı ve burası piyano bilek. Şimdi size aracın biraz da plastik kalitesinden bahsedeyim. Şöyle yumuşak plastik, yani taba rengi olan her yer yumuşak plastik, onu söyleyeyim sizlere. Yumuşacık bir plastik, yani hatta B segmentine göre fazla yumuşak bu plastik. Yani bunu rahatlıkla belirtmeliyim. Bakın şöyle benim her zaman o yumuşaklık testim, bakın çok yumuşak. Yani B sınıfı bir araç için, B segmentindeki bir araç için çok yumuşak bir plastik kullanılmış. Bu aracın malzeme kalitesi tabanın altındaki siyahlar itibariyle sert plastik. Zaten yumuşak olması beklenmez. Çünkü B segmenti bir araç olduğu için. Kapılara geldiğimizde tamamıyla kapılarda sert plastik. Yani kapıdaki taba renkleri de sert plastik. Sadece şu bölgede bir halı kullanılmış. Kumaş, yani halı kumaş kullanılmış. Şurada yine piyano bilek var. Ama bu araç 2013 model. Bakın piyano bileklerdeki çizmeleri görüyorsunuz değil mi? Her zaman diyorum piyano bilek çok güzel bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Ama bu çizilmelere karşı da gerçekten piyano bilek çok zamanla toz kapar, parmak izi bırakır ve çizilmeleri böyle belli eder. Ben piyano bilektense şöyle alüminyum tarzı oluyorlar ya arkadaşlar, görüntüsü böyle mat, çizilmeye müsait olmayan, onları tercih ediyorum. Daha da premium gözüküyor bence. Tabii kişisel fikrim bu. Şurada da yine çizikler ve parmak izleri bakın belli. Şu an belki videoda görünmeyecek ama yani ciddi bariz parmak izi vesaire var. Arkadaşlar şöyle aracı özelliklerinden bahsetmek gerekirse direksiyon aynı direksiyon kalmış. Makyajdan önce de böyleydi. 3 kollu bir direksiyonu var aracın. Şu tarafını böyle yine hız sabitlemeye ayırmışlar. Bu tarafını da radyonun kontrol panelini. Yol bilgisayarı ekranı şöyle. Arabanın direksiyon kilitli. Şöyle direksiyonunu bir açayım. Yol bilgisayarı ekranına baktığımızda şöyle ortaya konumlandırmışlar. Küçücük minnak bir ekranı var. Bakın. Şu sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bu ses Ford Fiesta'ların hepsinde var. Ya yani şu orta panelden şuradan bir ses geliyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. Şundan yapıyor olabilir, nedir? Klimadan yapıyor olabilir. Şu orta panelden bir ses geliyor. Eskide de vardı, yenide de var. Bunu Ford Fiesta kullanıcılarının olduğu forumlara gittim, baktım. Onlar da aynı sesten muzdaripler, aynı sesten şikayet ediyorlar. Şu orta panelden böyle
Yine yapacak mı bakalım. Kontağı kapattık. Yapmaz. 2-3 dakika geçseydi yapardı. Evet. Yol bilgisayar ekranımıza gelelim arkadaşlar. Biz yol bilgisayar ekranı şu ortada arkadaşlar. Bakın şöyle görünüyor ya. Şurası yol bilgisayar ekranı. Vites PRNDS spor modu da orada yer alıyor. Yol bilgisayar ekranının kontrolünü şuradaki sileceğin tuşunun şuradaki trip tuşu ile bakın değiştirebiliyoruz. Şu anda ortalama yakıtı 8,2. Fabrika verisi 8,5 civarı galiba. Bu araç da nadir fabrika verilerini tutturan araçlardandır. Yani bazı araçlar var 4 litre gösteriyor, 5 litre gösteriyor şehir içi ama araba 6 litrenin altına düşmüyor. Ama bu araç fabrika verilerini genelde tutturabilen bir araç. Yani şehir içi fabrika verisini tutturuyor. Şu an İstanbul trafiğinde 26 kilometre hızla 8,2 bir yakıt fabrika verisi yani tutturmuş, fazlasıyla tutturmuş. İbreler, göstergeler ya makyajdan öncesiyle aynı. Şöyle bu tarafa geldiğimde size otomatik yanan farı, şu an otomatik konumda zaten. Farı ve farın yüksekliklerini ayarı, sis farları ve böyle de gösterge ışıklarının aydınlatmasını sağlayan tuşları burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle yana geldiğimde elektrikli aynaların sağ sol tuşlarını buradan ayarlıyoruz. 4 cam otomatiği buraya konumlandırmış. Arka cam kilidi de burada. Şurası da yine şöyle göstereyim. Işık gelsin biraz da. Piyano bilek arkadaşlar. Piyano bilekte izler, çizikler fazlasıyla mevcut. Bu araba da 59 bin kilometrede izler, çizikler fazlasıyla mevcut. Piyano bilek zararları diyebiliriz. Şöyle bir çalıştırayım hatta ben aracımızı. ESP ışığı da var. ESP de var bu araçta zaten. Bakın şöyle eski kasada da aynıydı. Bunda da aynı. Dijital tek yönlü. Çift yönlü değil. Tek yönlü dijital bir kliması mevcut. Kliması tek yönlü dijital. Klimasının havalandırması vesaire gayet iyi. Ben Connect'ten de kullanıyorum. Ford'ların kliması gayet güzel ve kullanışlı. Şöyle şurada küçük bir şeye, buraya telefon da sığmaz, bir şey de sığmaz. Klimanın altında bir göz var. Buraya bozuk para falan koyarsınız. Koyarken de bu piyano bileği fazlasıyla çizersiniz, söyleyeyim. Şöyle vites el freninde bir değişme görüyorum. Eskisi böyle değildi. Şuraya alüminyum tarzı şeyler koymuşlar. Şurada şunu çok seviyorum. Gece çok güzel oluyor. Ambiyans ışıkları var. Kül tablası burada. Üstte açık. B segmenti zaten böyle olacaktır. Üstte açık. Ambiyans ışıkları burada. Şöyle arkadaşlar AUX ve USB çıkışlarını da buraya konumlandırmışlar. Onu koldayamanın içine de koyabilirlerdi ama burayı tercih etmişler. Pek sorun değil gibi görüyorum ben. Şimdi gelelim vitesine. Vitesinden bahsedeyim sizlere. Bakın şöyle şurada bir mandal var. Şöyle göstermeye çalışayım. İnşallah görünüyordur. Şuradaki mandaldan çekerek vitesi geriye doğru atabiliyorsunuz. Vites modlarını şeyde de gösterdim. Torpido'da da. P, R, N, D ve S var. Bu arabada manuel modu yok gibi bir şey. Tamam, şurada bakın artı eksi var. Şöyle artı eksi oluyor. Bakın D'ye alayım. Artı eksi oluyor. Bir falan yazıyor oraya ama anında hemen kendisine geç, şu artı eksi modu oluyor ama anında kendisi yine normal otomatiğe alıyor. Yani tam bir manuel modu yok gibi bir şey diyebilirim bu araçta. Stop edelim, motor sesi gelmesin içeriye. Ve baracın bir başka değinmem gereken yeri ise koltuklarından size bahsedeyim. Benim bu sınıfta lider olarak gösterdiğim ve kesinlikle bence sınıf lideri bu konuda Ford Fiesta. Koltukların yanal destekleri ve şu yanal destekleri çok iyi. Arabanın sadece sürüş pozisyonu biraz olduğundan bence yüksek, bana göre yüksek. Ama dediğim gibi koltuğun yanal destekleri sizi sarması, koltuğun ne derler, süngerinin rahatlığı, dokusu gayet iyi, sizi memnun ediyor yolculuklarda ve virajlarda çok güvenli bir yolculuk size sağlıyor. Bundan bahsettim arkadaşlar. Şimdi ben şeyden de bahsedeyim size. Bu aracın teknik verilerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Şöyle söyleyeyim, bu araç 8,4 litre şehir içinde yakıyormuş arkadaşlar. Şehirler arası 4,5 litre yakarken 105 beygir güç üretiyor motoru arkadaşlar. 105 beygir güç üretiyor, 150 Nm torka sahip 4200 devirde. Ve bu aracın 0-100 hızlanması 10,5 saniye. 10,5 saniye 0-100 hızlanması var bu aracın.
Yakıt deposunun litresi 42 litrede olarak gözüküyor ve arabanın net ağırlığı, arabanın yani ağırlığı 1098, yani 1100 kilo civarı bir ağırlığı var arabanın. Bunlar fabrika verileri. Söylediğim her şey fabrika verileri arkadaşlar. Şimdi ben şöyle arabanın torpidosuna bakmadım, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Heh, şunu söyleyeyim. Şuraya bir telefon da konulabilir yani. Telefon da konulabilir. Kol dayamasından da bahsetmek gerekirse çok az bir şey yumuşak plastik ama içi gayet geniş. Özellikle Seat Leon'dan sonra filan geniş bir içi var. İçi geniş ama dediğim gibi USB çıkışları filan oraya koyulup şuradan kabloyla gelip telefonumuzu da buraya koyabilirdik. Ama USB çıkışları yok. Hareketli değil kol dayaması. Sabit bir kol dayaması var. Torpidosuna baktık mı? Torpidosu şöyle açayım. Geniş B segmenti bir araca göre gayet geniş bir torpido. Buralar plastik ama dibi kumaş, halı kaplı diyebilirim arkadaşlar. Halı kaplı, kumaş kaplı bir dibi var torpidonun. Tam oturmuyor. Zamanla aşınmış herhalde. 60 bin kilometredir. Şu an ön koltuk, hatta biraz daha öne çekebilirim. Şu an ön koltuğu kendime göre ayarladım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, oturduğunuz araçta burnunu göremiyoruz arabanın. Onu söyleyeyim, yani burnu görünmüyor. Çok şey olduğu için. Şurası karıştı. 2-2,5 karış arası. Şu mesafe biraz uzun geldi bana. Torpidonu şu uzundan başlayıp şu mesafe bana biraz uzun geldi. Yatık yapmışlar yani. Ben arabanın arka tarafına gideceğim sizin için. Diz ve baş mesafesine bakacağım ama her zaman söylüyorum, her videomda söylüyorum. Beni ölçü almayın arkadaşlar. Ben 1,95 boyuna sahip bir insanım. Şöyle göstereyim. Arkaya zor sığdık. O baş mesafesi iyi. Baş mesafesi yani biraz rahat oturmadığım için de böyle ama rahat değiyor kafam tavan, ama dediğim gibi 1,95 boyum var. Baş mesafesi rahat oturduğum takdirde iyi olacaktır baş mesafesi. Diz mesafesi ise benim boyumu da baz alırsak kötü ama 1,80-1,85 boylarında birisi için diz ve baş mesafesi iyidir, tatminkar. Ama arkası biraz basık geldiğini söyleyebilirim. Arkada oturan yeterince bir ferahlık alamıyor. Şöyle şurayı göstereyim. Şaft tüneli çok az bir şey ama şurası arkadaşlar, kol dayamanın paneli oldukça geride. Arka ortada oturanı bu rahatsız eder. Şuraya 12 voltluk bir çıkış koymuşlar. Havalandırma panelleri yok. Çoğu C segmenti araçta koymuyor. Bunlardan birisi de Civic. Bu konuda yerden yere vurmuştuk zaten. Arka koltuklar da dediğim gibi çok iyi. Sıkıntı yok. Bu arabanın koltukları çok rahat arkadaşlar. Onu rahatlıkla belirteyim. Koltuğun arkalarında cepleri mevcut. Şurası dediğim gibi bir şey yok. Sert plastik. Bunları söylemeye gerek yok. Arka kapılar sert plastik. Tamamıyla sert plastikler arka kapılarda kullanılmış. Şöyle hatta biraz ön konsolu şöyle çekmeye çalışayım da sizde net bir görün. Şimdi birazdan aracın bagajına geçeceğiz. Bagaj şeyine bakacağız. Hacmine. Bagaj hacmi arkadaşlar, bu arabanın 290 litre. Yani biraz sınıf ortalamasında ya. Bagajı dar da denmez, geniş de denmez. Bagaj eşiği ama şu eşik, şunu saymasak hatchback arabalarında bagaj eşiği sorun olmuyor genelde zaten ama bagaj eşiği de biraz yüksek gibi geldi bana. Yedek lastiği böyle. Maksimum 80 km hız diyor. 14 jant koymuşlar yedek lastiğine. 175-65 14 jant koymuşlar. Şöyle şeyine geçeyim ben. Bu arabanın lastik ölçülerini söyleyeyim. Bakalım kaçmış. Evet, 195-50-15. Bu araçlarda en büyük sıkıntıyı bu konuda yaşıyorlar. Konfor konusunda lastiklerin yanağının dar olmasından kaynaklı. Bu aracın eski kasasında da bu kasasında da bu sorunu yaşıyorlar. Özellikle kasislerde vesaire biraz sert girdiğinizde sanki jant yamulacakmış, eğilecekmiş gibi içeriye bunu size fazlasıyla hissettiriyor yani. Bunun kaçınılmaz bir gerçeği. Trendlerde yok ama Fiesta'nın titanyumlarında yanakları daraltmışlar. Daha spor, daha sportif, dinamik bir görüntü verme açısından. O yüzden işte lastiklerde jant larda sorun yaşanabiliyor. Şöyle söyleyeyim, ayak aydınlatma ışığı diyorum da ben artık tam telaffuzu neyse. Piyasalarda en beğendiğim özelliklerden biri. Sarı renk yanıyor ama beyaz da yansaydı güzel olurdu. Sağ ve sol önde ayak aydınlatma ışıkları var, mevcut. Yani bu segmentte iyi bir şey yani. Onları belirteyim size.
Şimdi aracın performansından ve yoldaki konforundan tutun yol tutuşundan bahsetmek istiyorum. Diyorsunuz ki abi biz bu kadar bilgiyi bayiye giderek de alabilirdik. Ben videolarımda size aracı inceleme videosu çekiyorum. Yani aracı sizin gözünüzde bayide inceliyormuş gibi gösteriyorum. Ama test sürüşü varsa benim videolarımda bilin ki onlarda konfor vesaire her şeyden bahsediyorum. Şimdi biraz arabayı sürelim size konforundan tutun da yol tutuşundan kısa bir test sürüşü ile birlikte cevap vereyim. Bu aracı anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi aracın sürüşüne gelelim. Bakalım çekiyor mu GoPro? Çekiyor. Sürüşüne gelelim. Araç fazlasıyla kemerimizi bu kez bağlayalım. Sonra kemer kızıyorsunuz. Araç fazlasıyla atik bir araç. 1.6 10.5 saniye 0-100 değeri var zaten. Hemen hemen Golf 1.6 dizel Golf ile aynı zaten. Performansı güzel ama çukurları vesaire yoldaki en ufak sarsıntıları aracın içinde hissediyor musunuz derseniz fazlasıyla hissediyorum yani. Sarsıntı vesaire hat safhada aracın içinde hissedilebiliyor. Bunu söyleyeyim sizlere, rahatlıkla hissediliyor hatta. Bakın şanzımanın vites geçişleri 1 ve 2. viteste power shift şanzıman var araçta. 1 ve 2. viteste gayet kararsız kalıyor. Onları size söyleyeyim. 1 ve 2. viteste böyle 1'e mi geçsem, 2'ye mi geçsem yani böyle çok kararsız kalıyor ve bu içeride size sarsıntı ile dönüş sağlıyor. Sizi sarsıyor böylelikle kararsız kaldığı için. Onun dışında şanzımanı diğer vites geçişlerinde vesaire hissettirmiyor dersek yeridir. Ama 1 ve 2. viteste bayağı bir kararsız kalıyor. Ama çok çok patinaja düşüyor araba. Yani gazı hafif de yüklendiğinde müthiş bir patinaja düşüyor araba. ASR'si bu konuda pek iyi çalıştığı söylenemez. Araba hemen bir patinaja düşüyor. Motor güçlü geliyor zaten. Sonuçta 1600 motor var araçta. 105 beygirlik bir motor. Bu araç için gayet yüksek bir motor. Aracın direksiyon tepkileri. Ben bu aracı şöyle söyleyeyim, öncelikle 150-200 kilometredir kullanıyorum. Aracın direksiyon tepkilerini şöyle söylemek gerekirse gayet hissedilir. Yani direksiyon tepkileri size hakim kılıyor. Yani aracı hakim hissettiriyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Aracın direksiyon tepkisi, viraj performansı çok güzel. Virajda arabanın viraj alması, ani direksiyon tepkilerine cevabı, yolda tutunması, bu konularda hiçbir problem sağlamaz bu araç size. Sağlamıyor da. Yolda iyi tutunuyor. Virajda ayakları yere çok sağlam basıyor. Bu konuda ben viraj performansını ve ani direksiyon hareketlerinde arabanın size verdiği tepkiyi, yolda tutunmasını, bunu gayet başarılı buluyorum. Aracın bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Performansını da zaten az önce söyledim. Şehir içi ve uzun yollarda yokuş olsun vesaire olsun gayet yeterlidir. Fazlasıyla sizi tatmin eder. Şehir içi 8.5 litre, 8.2 litre, 8 ile 8.5 litre arası da yakıt tüketir bu araç İstanbul trafiğinde. Ama bu arabayı gidip de trafiği az olan bir yerde kullanırsanız 7.5'lu değerleri rahatlıkla benim görüşüm görebilirsiniz. Bir tek benim sıkıntı olarak gördüğüm süspansiyonunu söylemiştim sizlere. Süspansiyonu lastiklerden kaynaklı çok sıkıntılı. Hatta şurada bir yüklenelim. Süspansiyonu sonra konuşuruz. Bakın. 6000 devirinde 6500'de değiştiriyor. Şu an 90 km hıza geldi araba. Araba gayet iyi yani. Alıp götürüyor sizi. 0-100'ü 10.5 klimada açıktı bu arada, onu da söyleyeyim. 0-100'ü 10.5 saniye ama size 10.5'in daha altındaymış gibi bir his veriyor yani. O konuda bir sıkıntınız olmasın yani. Daha da altındaymış gibi bir his veriyor size. Süspansiyona gelmiştik. Süspansiyonu söyleyeyim. Jantların yanak, lastik yanakları çok dar olduğu için sert. Yani kasisleri falan içinizde hissediyorsunuz. Bu arabada o konuda konfor rezalet. Ama şunu da söyleyeyim, aracın süspansiyonları da bir o kadar amatör takımları vesaire çok sesli çalışıyor. Bunu da size belirteyim. Sesli çalışıyor. Yani süspansiyon anlamında bu araba vasat. Ama dediğim gibi bu yol tutuşudur, ani direksiyon tepkileridir vesaire. Bu konuda da bu araç bir o kadar, hatta şöyle bir sert döneyim virajı, bir o kadar iyi. Motor sesi kulağa çok hoş geliyor. Kulağa böyle rahatsız etmeyen ama
iyi bağıran bir motor sesi var, onu söyleyeyim ya. Motor sesi çok çok iyi, o konuda bir sıkıntı yok. Hatta şu ufak bir kasise biraz hızlı girmek istiyorum, bakalım. Çok çok kötü, hani hissettiriyor. Şanzıman biraz geç alıyor, yani gaza basmam ile birlikte aşağı yukarı bir saniyelik bir geç algılama oluyor yani. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Bakın örneğin şöyle gidiyor, gazdan bıraktım. Bazı şanzımanlar vardır, böyle gaza yüklenirsiniz, basarsınız, bıraktığınızda sizi içeride sarsar. O yok bu araçta, yani o sıkıntısı yok şanzımanın. Dediğim gibi, ha bir de şeyden söz edeyim arkadaşlar size, aracın içeriye aldığı yol gürültüsü sesi vesaire. Bu araç 100 kilometrenin üzerinde içeriye ciddi bir ses alıyor, onu söyleyeyim size. 6 ileri bir şanzıman olmasına rağmen 100 kilometre hızla giderken araç yaklaşık 2500 devire geliyor. 2500 devir civarında 100 kilometre hızı görüyorsunuz bu araçta ve içeriye ciddi manada bir yol sesi alıyor 100 kilometre üzeri hızlarda. Zaten rüzgar sesi de aynalardan, zannedersem aynaların büyüklüğü ve konumlarından kaynaklı, rüzgar sesi de araçta ciddi manada var, onu söyleyeyim. Yol sesi, rüzgar sesi ve lastiğin dönüş seslerini ciddi manada hissediyorsunuz. Yani 100 km bir hız üzerinde bu araçta ciddi sesler oluyor. Ha, ama Clio 4 kadar çok mu rüzgar sesi alıyor? Bence o kadar almıyor, onu söyleyeyim sizlere. Ben rahatlıkla onu söyleyeyim, belirteyim. Rüzgar sesi konusunda bir sıkıntısı var. Konfor açısından, sertlik anlamında bir sıkıntısı var. Yol tutuşu çok iyi. Bunların hepsini belirttim sizlere. Söylemem gerekenler o konuda bunlar yani. Başka ne söyleyeceğiz? Direksiyon tepkisini söyledik. Yakıt tüketiminden zaten detaylıca bahsettim sizlere. Böyle bir araç arkadaşlar. Dediğim gibi, bu araçta eksik olarak ne görüyorsunuz derseniz, ekran. Bu aracın bir ekranı olmalıydı. Araç gerçekten iyi bir araç ama ekranı olmalıydı. Ama ekran yok. Bence ciddi bir eksik bu araçta. Ekrandan sonra bu araçta süspansiyon. Süspansiyonu gerçekten sizi üzebilecek seviyede bir süspansiyonu var. Süspansiyonu daha sessiz ve daha konforlu olabilirdi ama değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani dediğim gibi, ben her zaman videolarıma böyle devam ediyorum ve böyle devam edeceğim. Bir tüketici olarak, bir tüketici gibi, bunlar hiçbir babamızın malı değil. Bunun bilincinde olarak sizlere araçları anlatmayı, tanıtmaya devam edeceğim. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, desteklerinizi esirgememeyi esirgemeyin desteklerinizi, toparlayamadım cümleyi. Tamamen ben doğaçlama konuşuyorum. Yani bazı yerlerde takılıyorum, duruyorum, ediyorum. Kusuruma bakmayın. Yani ben bir elime bir kağıt alıp yana sizin görmeyeceğiniz bir şey yere kağıt alıp falan o şekilde okumuyorum kesinlikle. O an aklımdan, fikrimden, zikrimden ne geçiyorsa onu okuyorum, onu söylüyorum. Ve hiçbir şekilde, şunu rahatlıkla söyleyeyim size, hiçbir şekilde örneğin ben bu aracı test edeceğim, bunun test videolarına gireyim bakayım, ben bu aracı test edeceğim, bunun gideyim şeylerine bakayım, bilgilerine bakayım, böyle bir şey yapmıyorum. He, tabii ki de fabrika veri bilgilerine bakıyorum ama geri kalanında işte bu araç nasılmış, neymiş, ben yanlış bir şey söylüyorum, böyle bir şey yapmıyorum. Kendi hissettiklerimi sizlere söylemeye çalışıyorum. Dediğim gibi, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.